Herkese merhaba. Bu bir tarif videosu. Kaju yoğurdu yapacağız bugün. Gerçekten çok basit. 3 tane malzemesi var ve yapması, kajuların beklemesi süresini katmazsak eğer 5 dakika falan sürüyor, göreceksiniz. Öncelikle isterseniz malzemeleri sayayım. 1 su bardağı kajumuz var. Bitkisel mutfakta yoğurt, süt ve peynir yaparken biliyorsunuz yemişleri suda bekletme olayı var. Eğer vaktiniz yoksa bunun için de kolay bir çözüm var aslında. Kaynar suda bekletmek. Ben genelde hızlıca bir şeyler yapmam gerekiyor ve o yüzden de kaynar suda bekletiyorum. Kendi dokuları zaten yumuşak olduğu için kajuların yumuşaması bademlere göre ya da başka yemişlere göre daha kısa zaman alıyor. Dolayısıyla bir yarım saat falan kaynar suda beklettiğim zaman istediğim kremamsı tadı ve dokuyu verecek olan halini alıyorlar. Ama siz sıcak su kullanmak istemezseniz akşamdan veya 4-5 saat öncesinden bildiğimiz suya koyabilirsiniz. Bunun için çok büyük bir blender kullanmıyorum. Bu aşağıya linkini bırakırım. Grundig'in bence fiyat performans olarak iyi bir blenderı. Öncelikle kajularımı kaba koyuyorum. Ve ikinci malzemem yoğurda ekşiliğini verecek olan limon suyu. Burada büyükse yarım limon suyu, küçükse bir tam limon suyunu kullanın. Bunu da blender'a koyuyorum. Üçüncü ve son malzememiz tuz. Burada tabii ki damak tadı devreye giriyor ve siz ne kadar tuzu seviyorsunuz o kadar tuz koyun. Ben çok fazla tuzu sevmiyorum. O yüzden bir çay kaşığından biraz daha az bir tuz koyacağım. Ama ben çok tuz sevmediğim için siz bence bir çay kaşığını doldurun derim. Ve son olarak suyumuzu koyacağız. Burada su oranı bitkisel mutfakta yemişlerle çalışırken önemli oluyor. Hangi koyulukta olmasını istiyorsanız yoğurdunuzun, peynirinizin, sütünüzün su miktarını ona göre koymanız lazım. Şimdi biz burada biraz daha koyu bir yoğurt kıvamı elde etmek istiyoruz. O yüzden burada kajuları aşmayacak şekilde onların en üst noktasından yarım parmak daha az bir su koyacağım buna. Çünkü daha azını koyabilirim aslında ama bu sefer de blender çalışmayabilir. O yüzden de o şekilde iyi bir oran oluyor. Şimdi size doldurduktan sonra suyu da göstereceğim. Yarım parmaktan biraz daha az oldu aslında. Siz biraz daha az koyabilirsiniz blenderinizin performansına göre. Şimdi bunları blenderdan geçiriyoruz. Yaklaşık 60 saniye boyunca isterseniz blender'ı çok fazla yüklenmemek için arada durdurabilirsiniz. Bunu geçirdim blender'dan. Otantik bir kabım var. Size şöyle kıvamını gösterebilirim. Çok pürüzsüz. Kaju olduğu için gerçekten pürüzsüz bir kıvam elde ediyorsunuz. Ve bu buzdolabında durunca daha da katılaşıyor. Sarımsaklı yoğurt isterseniz de tek yapmanız gereken aslında blender'da hepsini karıştırırken içine sarımsak atmak. Peki şundan bir bahsetmek istiyorum kısaca. Bunu neden yapıyoruz? Yani neden marketten bir hayvansal yoğurt almıyoruz da burada evde kendimiz bitkilerden yapıyoruz? Çünkü sebebi çok basit aslında. Hayvanların yavruları için ürettikleri sütü herhangi bir aşamadan geçirip tüketmek bizim için doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü o sütü bizim için yapmamışlardı aslında, yavruları için yapmışlardı. Ve bizler başka bir türün sütünü içmesi gereken canlılar da değiliz. Bunu yapmamız kendimiz için de zararlı. Hayvansal herhangi bir şey yediğiniz zaman damarlarınızda biriken şey kolesterol oluyor. Onunla beraber kalsiyum aldığınızı zannediyorsunuz ama aslında almıyorsunuz. Çünkü onun içindeki kalsiyumu vücut doğru bir şekilde sentezleyemiyor. Ama kajunun içindeki kalsiyumu, bademin içindeki kalsiyumu vücudunuz tam da olması gerektiği şekilde sentezliyor. Bunun içindeki doğal yağlar, kolesterolsüz olması aslında hepsi vücudumuz için çok iyi ve hayvanlara da gereksiz yere zarar vermemiş oluyoruz. Çevresel etkilerini, karbon ayak izimizi azaltmış oluyoruz bitkisel beslenerek. Sebepleri var bunu yapmamızın. Ve üstüne üstlük şunu söyleyebilirim ki tadı da çok güzel, sömürsüz ve gönül rahatlığıyla yenen bir şey bir kere. İkincisi de o ağır hayvansal tat yok. Her şeyin üzerine koyabilirsiniz. Vegan mantınızın, sebze ızgaranızın, her şeyin üzerine çok güzel gidiyor. Bu biraz daha pahalı olan bir yoğurt tarifiydi. Bir sonraki tarifte pirinç yoğurdu tarifi vereceğim. O da çok ucuz bir tarif. Ya bütçenize göre, damak tadınıza göre nasıl isterseniz o şekilde beslenebilirsiniz bitkisel mutfakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.